Bugünkü konuğumuz Peugeot 206. Detaylı olarak şimdi sizlere anlatacağız. Nasip olursa bundan sonra siz de isterseniz ses sistemi arası videolarımız gelecek. Ses sistemi bir hastalık mı yoksa bir zevk mi? Kimine göre yaşam tarzı, kimine göre zevki. Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Peugeot 206. Detaylı olarak inceleyip sizlere anlatacağız. Bu aracı çekme nedenim söylemek istiyorum. Düz olarak ufak dokunuşlar yapılmış ama önemli olan bu aracın yapılan işlemleri. Sadece ileri dakikalarda göreceksiniz. Nasip olursa bundan sonra siz de isterseniz ses sistemi arası videolarımız gelecek. Tabii ki sizlerin isteği üzerinde. Ondan yapmanız gereken şeyler videoyu beğenmek, artı yorum olarak belirtmek. Bu araza emek verip bu hale getiren ustamız şu anda yanımızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ettim. Siz nasılsınız? Bugünlerimize çok şükürler olsun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi kırmayıp geldiğiniz için. Rica ederim, ne demek? Video başlamadan önce sizleri bir tanıyabilir miyiz? İsmim Enes Bozda. 4 senedir dükkan işletmesinde uğraşıyorum. Ses sistemi üstüne? Evet, ses sistemi, oto elektronik vesaire bu şeylerle ilgileniyorum. 2009'dan beri bu işin içerisindeyim. Peki bu Peugeot 206 alma sebebinizi sorabilir miyim? Neden ticari almadınız da bunu tercih ettiniz? Herkes ticari yapıyordu, bir farklılık olsun diye biz de buna yeltendik. Peki bu şekilde devam edecek mi yoksa bu proje olarak kalacak mı? Belki ufak tefek farklı bir dokunuşlar olabilir. O da ilerleyen zamanda. Peki aracı ne zaman aldınız? Aldığınız zaman ne şekildeydi? Biraz onlardan da bilgi öğreneyim. 2018'de aldık aracı. Hemen herhalde 2018'de aldık. 18 Mayıs'ta yapmıştık zaten. Ufak ufak başladık. Stoktu değil senedir mi? Evet, komple boştu. O zaman şöyle yapalım. Yapılan işlemleri ufak ufak başlayalım incelemesine. Başlayalım. Şöyle yanıma alayım isterseniz sizi. Direkt istersen söyle, arkada yapılan işlemleri alayım sizden. Arkada 4 takım Mobas 20 cm mitrençimiz var. Bir takım Horn Twitter'larımız var. Bir takım 30 cm Wipe full dirençlerimiz var. 2 tane 4X'in 38 cm basımız var. Bir takım Dom Twitter'larımız var arkada olarak. 4 tane amfimiz arka tarafta. İkisi bas amfisi olmak üzere ikisi Twitter amfileridir. Yavaş yavaş isterseniz öne geçelim. Öne geçmeden önce bu şekilde burak kalacak mı yoksa bir değişiklik yapılır mı buraya? Bu şekilde belki olursa kelebek camlara farklı bir projemiz var. Ama şu anki bu görünüm bu olacak. Aracın içi güzel ama dışında da ufak tefek dokunuşlar yapmışsın. Bu arabaya sadece bu stoplar çok güzel yakışıyor. Evet, stopları da zaten 1,5 sene falan oluyor. Onları da sağ olsun bir abimiz aracıyla aldık. Yakıştığını bildiğimiz kendimizce artık yapabildiklerimizi yaptık ufak ufak. Yok, çok güzel olmuş. Şimdi egzoz kafası var ama egzoz sistemi var mı arasında, onu da öğrendim. Hayır, egzoz sistemi yok. Sadece kafa olarak güzel bir görüntü olsun diye. Ama gelir mi yoksa yok, stok olarak devam olur? Yok, şu an düşüncem yok. Böyle stok daha da güzel. O zaman şöyle direkt yan tarafa geçelim isterseniz. İçine girmeden önce jant konusuna gelmek istiyorum. Önceden bir farklı bir jant görmüştüm üstüne. Evet, o Peugeot 207'nin arsi jantı vardı. Böyle bir 15-20 günlük bir deneme süresi yaptım. Fakat milletin daha çok bunu beğendiği için buna döndük tekrar bu jantlarımıza. Aynen, bunlar çok güzel yakışıyor. Bunlar kalır mı üstünde yoksa? Şu anlık bunlarla devam etmeyi düşünüyoruz. Ama ileride belki farklı bir olabilir. Belki farklılık olabilir. Şimdi arada genelde biliyorum bu aralar moda aymut. Evet. Sen dışına farklı bir şey yapmadın. Standart siyah kaldı. Böyle bir düşüncemiz vardı fakat bir bakınca zaten sosyal medyaya herkes de var. Olduğu için farklılık olsun diye biz de komple arabayı boyattık. Aynı renk değil mi? Siyah boyattınız. Siyahtı fakat ustamız sağ olsun Passat'ın B8 rengine boyadı. Daha parlak, daha dikkat çekici bir renge boyadı. Bunda devam ediyoruz şu an. Peki niye siyah tercih ettiniz? Onu sorabilir miyim bir de? Orijinallikten fazla dıştan bozulmaması için. Ne bileyim yani, herkeste farklılık vardı. Biz dedik ki stok olsun dıştan ama içi dolu, dışı milleti içi bizi yaksın gibisinden bir düşüncelere vardık. O zaman şöyle içten de yapılan işlemlerden de biraz bilgi alayım sizden. Kapı olarak sadece anlatılmaz diyeyim. Yani kapı dolunun dolusu. Bir takım daha düşünüyorduk da fakat sığmadığı için böyle bir düşünce vardı ustamızda. Aşağıda toplam 7 adet var. Üstte 4 adet. Takım takım söylerdik de 7 adet olunca takıma vurmuyor haliyle.
Böyle bir farklılık yapalım dedik. Düşüncemiz işte ilerleyen zamanda belki olsa bir kelebek camı olabilir. O da farklılık diye. Peki bunu günlük olarak kullanıyor mu yoksa demo olarak dükkanda mı kalıyor? Yok, bu dükkan aracı, demo aracı. Farklı bir aracımız var. Onlarla sağa sola gitmemizi, gelmemizi yapıyoruz. Peki şimdi arası çok güzel olmuş, dışı da çok güzel olmuş da coil sistemi var değil mi arasında? Evet, arkalar zaten orijinal torsiyonludur. Önlerde coil var. Peki görünüş olarak neden bir air tercih etmediniz? Hani güzel olmaz mıydı, tam otururdu? Olurdu, bir türlü fırsat olmadı. İşte muayeneydi, git geldi. En son işte coil vardı halede. İlerleyen zamanda olabilir. Ama güzel bir görünüş düşüncemiz olur var. Yani. Sadece kafaya düşüncemiz var. Hayırlısı o zaman. Sağ olun. Zamları bu şekilde yaptığınızda bu şekilde kullanmak zor olmuyor mu? Nasıl bir işlem yaptınız biraz biliyorum. Bu şekilde zaten istesek de kullanamıyoruz. Bir iki defa denememiz oldu fakat başarılı olamadık. Zaten bu camlarımız söktaklı. Buraya bir soket sistemi yaptık. Yeri geldiğinde söküp takmak için. Hiç dıştan bir delme, çatma vesaire hiçbir şeyimiz yoktur. Arkadan ayaklarla duruyor cam. İstediğimiz zaman sök taklı bir sistem yaptık, universal. Ama çok güzel olmuş yani. Farklılık için baya baya bir uğraştık. Çok şükür de sonucuna da vardık. Aynen. Allah gözden, nazardan, kazadan, beladan. Amin cümlemizinkine. Peki şunu sormak istiyorum. Ses sistemi bir hastalık mı yoksa bir zevk mi? Kimine göre yaşam tarzı, kimine göre zevki. Bizim hem zevk hem de işimiz gerekçesiyle bu yola başvurduk aslında. Direkt öne geçelim. Önde de ufak tefek dokunuşlar yapmışsınız. Arkası gibi önde de çok güzel olmuş. Önde de yapılan işlemleri biraz hakkında bilgi alalım sizden. Ön tamamen kendi şeyimiz. Far karartmamızı yaptık. Ondan sonra Amerikan Park'ta farsiz uzun xenonlarımız mevcuttur. Sterde çakar modülümüz mevcuttur. Kafaya da ufak bir APP plaka yerleştirince kafa otomatikmen yani güzel bir görüntü sağladı. Fallarda bir işlem olur mu? Mercek herhangi bir işlem gelir mi? Şu an herhangi bir düşüncemiz yok. Şu an zaten gayet kendimce tabii benim kendi düşüncelerime göre gayet tatlı durduğu için herhangi bir düşüncem yok. Aynı şekilde zam filmi var. Önlerde evet, de var. Evet. Yanlarda da var. Biraz komple, da bilgi alayım sizden. Komple camlarımız filmli. Ön cam dahil. Şunu da söylemek istiyorum. Genelde siyah razılara herkes siyah zant tercih eder. Sen gri tercih etmişsin. Bu şekilde de çok güzel olmuş. Bu sefer çok siyah yaparsak aynen, çok boğar dedik boya aracımızı. Kapalı duracağı için biz de otomatikman dedik ki bari bir şeyler de gri olsun. Aynı kapaklarımız bir grilik verdik. Jantlarımız orijinal renginde kalsın diye. Daha tatlı durur diye böyle bir farklılık yaptık. Peki aklımdayken onu da sormak istiyorum. Motoru stok mu yoksa bir işlem var mı? Onu da öğrenin. Stok orijinal motorumuz. Herhangi bir işlem yaptırmadık. Çok şükür de herhangi bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yaşamazsınız. İsterseniz direkt işine geçelim. Geçelim. Kanka şimdi dışında tesadüf olarak bilgi verdik ama evet, biraz daha detaylı bilgi alsam senden daha iyi olur. Araçta toplam kapılarda olmak üzere 11 takım mitrençimiz var camlarla birlikte. Bir takım horn tweeterlarımız var. 30 santim wipe'ın full range'imiz var. Ondan sonra cıma söyleyeyim 7 takım toplam dom tweeterlarımız var. Bir takım horn tweeter olmak üzere. Ondan sonra toplam 8 tane amfimiz var aracımızda. 2 tane 4X'in 1500 aromatik basları var. Toplam 5 tane jalökümüz var. 675 amper olmak üzere altyapımızın akü kapasitemiz var. Şarjınımız güçlendirilmiş. Toplam aracımızda 3 tane başlık monitörlerimiz var. 2 koltuk arkalar olmak üzere bir tane bagaj kapağımız da var.
TV'miz Pioneer'ın 7850 AVH serisi indaşımız var. Peki bu tesisatı kaldırabiliyor mu? Biraz da onun hakkında bilgi alalım. Şu an TV'miz hemen hemen en üst seri olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Üstünü eklesek bile herhangi bir sıkıntı yaşamayız şu anlık. Peki bunları unutuyor mu kanka? Araba o kadar dolu ki ben hayatta aklıma gelmez yani bu kadar sistem. Sonuçta bu işi yaptığımız için ister istemez unutmamız imkansız hatta da. Yani soran oluyor, her birine yeri geliyor tek tek cevap veriyoruz, yeri geliyor iş gereksinimle erteliyoruz, bir şeyler oluyor ama aracımızda şu an toplam bu kadar cihazımız var. Böyle bir sistem araca yaptırmak isteyenler olursa ne kadar tutar yani? Bize maliyeti 140-150 bin lira civarını yani bulmuştu. 150 milyar sen yaptın. Sadece bize maliyeti. Ama fakat bir başkası isterse 175-180 civarını bulur rahatlıkla. Onun için istersen fiyatta bir değişiklikler olur. 170 değil 180 olur. 180 değil 185 olur. Yani elbet farklılık olur. Tabii tabii. Kanka peki senin arazide islemci var mı? Genelde herkes tercih ediyor. Sen tercih ettin mi arazına? Ben şu anlık bir tercih etmedim aslında. Gerek de duymadım. Çünkü ben sesimden gayet kaliteli bir ses aldığım için şu an bir gereksinim de duymadım. İlerleyen zamanda olur mu? Belki ama şu an hiçbir düşüncem yok o konu hakkında. Yani diyor ki istediğim gibi ses alabiliyorum yani. Yani alıyorum istediğim gibi herhangi. Sesten yana sıkıntımız yok. Çok şükür. Kanka tekrar ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp buralara geldiğin için. Ne demek, rica ederiz. Son olarak selam göndermek istediklerim varsa onları da öğreneyim. Araçta emeği geçen bütün kardeşlerime, dostlarıma teşekkür ederim. Onu söylemek isterim. Tekrardan her şey için Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık Allah sizde. Allah razı olsun tekrardan. Elimizden geldiği kadar nasip olursa siz de isterseniz böyle yüklü araçlar bulup sizlere sunmaya devam edeceğiz. Tabii ki sizlerden isteğim beğenmeyi, yorum atmayı, artık kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü her şey sizlerin desteğiyle oluyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.